Çocuğumdan beri ben bu meslekteyim de. Çocuğumdan beri. Yaş 69. Devam ediyorum daha. Ali Fesal hem fırın malzemesi hem lahmacun malzemesi yapıyoruz. Üstelik de yurt dışına, yurt içine gönderiyoruz biz. Süresizdir bizimki. Devam ediyoruz şimdiye kadar. Daha evvelce harman tula kalıbı yapıyorduk. Harman tula kalıbı yapıyorduk. Çok yapıyorduk. Şimdi de artık harman tulası pek az nadir yapıyoruz tabi. Şimdi her şey fabrikaya dönüştü. Gittikçe artık meslek ölüyor. Ağacım şeyden getiriyoruz biz. İnegöl'den getiriyoruz biz. Malzememiz İnegöl'den gelir. Birinci sınıf malzemedir bizimki. Daha tercihlidir. Götürürler bizden. Tomruğla alıyoruz. Tomruğu Kalasan'da yapıyoruz. Götü burada tahta halinde pişiyoruz biz burada. Tabii kolay bir şey değil. Özbüden kolay bir şey değil. İşte bu vaziyete getirir, bu vaziyete işte bu kürek yapıyoruz işte. Buyurun. İşte bu hale getiriyoruz. Ben buraya işe devam ediyorum. Mesleğimi seviyorum ben. Bu mesleği yapmaktan kahvede mi oturacağım yoksa başka nereye gideceğim ben? Daha hevesli bir meslektir burası. Herkesin bir tek mesleği vardır. Herkes mesleğine göre yapıyor. Arkadaşlar çoğu var ya 70-75-80 yaşında var gene çalışıyorlar. Bizde öyledir. Herkes mesleğini seviyor. Almanya'ya veriyorum, Rusya'ya veriyorum ben, Fransa'ya da veriyorum ben, Suudi Arabistan'a da veriyorum ben. Daha dün Medine'den geldiler götürdüler, Tabii isteğine göre veriyorum ben. Fakat herkes kendi şeyle geliyorlar. Herif ta İstanbul'dan gelir buraya, İstanbul'dan buradan malzemeyi götürür. Ta İstanbul'a kadar veriyorum ben, malzeme süresiz veriyorum ben. Karadeniz bölgelerine veriyorum, Sinop'a veriyorum ben, Kastamonu'ya veriyorum, her tarafa veriyorum.
Bizim kerestelerimiz Kayım Gürgen'dir. Birinci sınıf Gürgen'den yapıyoruz biz. Üçüncü, dördüncü sınıfta yapamayız aslında. Tekrar geri geliyor. O yüzden geri gelmemesi için biz birinci sınıftan yapıyoruz daima. Diyarbakır'da ben tek yapıyorum ben. Başkası da getirir, İnegöl'den falan getirir, sağ sol ettiler. Fakat onlar başaramadılar kimse. Mümkün değil. Başaramadılar. Öyle kaldı kendisi. Gene de ben yapıyorum bu işi. Ben çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum ben. Şimdi yeniden falan geliyor, yapıyorlar ama randıman vermez. Diyarbakır'da mümkün değil, o randıman vermez. Yani Güneydoğu'da randıman vermez. Güneydoğu'nun etrafını hepsine ben veriyorum. Götürüp ben toptan veriyorum, onlar toptan satıyorlar. Toptan veriyorum, toptan satıyorlar. Günde 10 tane de yapıyorum, 15 tane yapıyorum. Artık siparişe göredir. Siparişe göre yapıyorum ben. Sipariş geldi mi, mesela benden 5 tane istediğinden ben 10 tane yapıyorum ben. 10 tane yapıyorum. Zaten gidiyor zaten. 50'den ta 100'e kadar veriyoruz. 50'den 100'e kadar veriyoruz kürek. 100'den yukarı vermiyoruz. Var başka yerde 170-180'e veriyor. Ama her şey vicdan anlandır. Her şey vicdan anlandır. Eskiden şimdi kapatmıyoruz. Eskiden 24 saat çalışıyorduk. 24 saat. Ben çalışıyorum saat 12'ye kadar, 1'e kadar. Üstam o da çalışırdı. Ondan sonra giderdi kendisi yatardı. 5'te gelirdi. Bu sefer gelirdi dükkana. Bu sefer ben giderdim. Evet. 2 saat yatardım gene gelirdim. Bizim orada böyle eskiden biz öyle alışmışık. Biz böyle alışmışık ve böyle de gidiyor. Ustandan bahseder misin biraz? Üstam benim üstam Elazığlıdır aslında. İyi bir üstadı. Çok münevver bir üstadı. Onun yanında yetiştim ben. Kendisi tabii yaşlandı. Bıraktı, mesleği bıraktı. Mesleği bıraktım da o vefat etti. Ben aldım. Ben şimdi ben devam ediyorum ben. Evet. Eskiden öyle bir sanatkardı. Kamyon karasörüne kadar yapardı. Sabahleyin akşam başlardı. Sabaha kadar kamyon karasörünü yapardı.